Şimdi gelir birisi borç ister. Diyelim işte şimdi Fatih Hoca geldi borç istedi. Ben de yani Allah muvaffakaten buna örnek vermek bile içimi daraltıyor ama şey yapmamız lazım, başka çare yok. Ne istiyorsun? 100 altın borç istiyorum. Tamam. Hadi şimdi 120 altın alacağım için hadi şöyle 150 altınlık bir şey ver bakalım. Çünkü gecikebilir. Geciktiği zaman her sene bunu artırmanın da yolları var. Ebu Suud hiçbir şey eksik bırakmamış. Şimdi hadi bakalım 150 altınlık bir rehin ver. Ya da büyük zenginlerden birisi gelsin sana kefil olsun ya da ikisi birden. Burada şimdi bu kitap duruyor. Faizi borç olur mu? Haşa. Ben bu kitabı sana bedelini bir yıl sonra ödemek üzere 120 altına sattım. Aldın mı? Aldım. Aldım. Tamam, kabul ettim. Bu kitaptan dolayı 120 altın borcum var. Vadeli aldım. Tamam. İmzalıyorsun. Bir yıl sonra bana 120 altın borçtu. Onu bana peşin 100 altına satacak. Aynı kitabı. Bana peşin 100 altın. Öyle mi? Al 100 altını. Ondan sonra buradan 100 altın da çıkıyor. Ebu Suud'un şeyidir. Fatih Hoca buradan çıkıp gittiği zaman cebinde kaç altın olacak? 100 altınla. Borcun ne kadar? 120 altın. Bak buradan 100 altınla çıkıp gidecek, borcu 120 altın. Ama bu ticaret değil mi? Bu ticaret oluyor. Siz çok geriye gittiniz. Ben isterseniz daha günümüzden bir fetva okuyayım hocam. Borcunu ödemekte gecikene verilecek cezayla alakalı. Hı-hı. Günümüzde bir fetva. O da meşhur bir hocanın adını söyleme. Bu hepinizin tanıdığı bir hocadır. Katılım bankasının kredi kartıyla mesela bir kimse lokantada 10 liralık yemek yese, kart POS makinesinden geçirilirken bu yemeği katılım bankası adına aldım ve kendimi 10 liraya sattım diye içinden geçirir. Ondan 10 liraya aldım, kendimi 12 liraya sattım diyecekmiş. Ya böyle bir alışveriş var mı? Ama yok. Bu daha gelişmiş tabii. Bunlar çağımızın uleması. Ya bu Suud'u kat kat geçmişler. Evet, devam et. Borcunu zamanında öderse 10 lira öder ama geciktirirse katılım bankası o satışı vadeliye çevirir ve bu kişiye vade farkı uygular. Borcunu 1 ay geciktirirse 1 aylık vade farkı, 10 ay geciktirirse 10 aylık vade farkı alır. Bu farkın oranını da banka belirler. Ama faiz olmaz değil mi? Tabii. Hadi buyurun. Ve bugün en değerli hocalar bunlar. Bakalım Allah'a nasıl hesap verecekler.